Yavuz Bahadıroğlu, geleneklerimizde kadına şiddet var mı? Geçenlerde bir televizyon kanalında kadına şiddet konusu tartışılırken bir kadın, kadın dövme geleneğimiz var diye bas bas bağırınca derinden bir la havle çektim. Çünkü böyle bir gelenek yok. Bir konunun gelenek olabilmesi için ya İslam'dan ya da Selçuklu Osmanlı terkibinden gelmesi lazım. Asr-ı Saadet'te de böyle bir şey var mı? Yok. Selçuklu Osmanlı terkibinde var mı? Yok. O zaman nasıl gelenek oluyor? Geleneğimizde kadına şiddet yok, hürmet var. O kadar ki Peygamber Efendimiz vahye dayalı yürek inkılabını kadın üzerinden gerçekleştirmiş, risaletten önce diri diri gömülen kadını kurtarıp hayata katmış, saygınlık kazandırmış, eşlerine daima saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmış, onları övmüş, yük olmamak için de kendi işini kendisi görmüştür. Peygamberimizin herhangi bir eşine bir fiske vurduğunu, hatta onlara bağırdığını, azarladığını söyleyen tek bir rivayet dahi yoktur. Bu yüzden eşlerini döven dindar Müslümanların referansı peygamberimiz değildir. İsterseniz daha erken zamanlara insanın yaratılış dönemine gidelim. Hazreti Adem'in yanında bir kadın görüyoruz. Hazreti Havva. Hazreti Havva cennetten çıkarıldıktan sonraki hayatıyla sabrın, dirayetin ve direncin timsali olmuş, tamamen yabancısı olduğu bir dünyada duyguları sayesinde hayatta ve ayakta kalabilmeyi başarmış, Selçuklu Osmanlı kadınına bu haliyle en güzel örneği teşkil etmiştir. Bu bağlamda her kadın biraz Hazreti Havva'ya dönüşmüştür. İkincisi Hazreti Hacer. Bebeğiyle çölde yalnızlaştırıldığı demde umudunu yitirmeden bebeğine su aramaya çıkan ve bu canhıraş çabası zemzemle ödüllendirilen anne. Osmanlı annesi hayata Hacerce yaklaşır, pes etmeyi, vazgeçmeyi bilmezdi. Üçüncüsü Hazreti Asiye. Firavun'un sarayında Hazreti Musa'yı büyüten aklın ve iradenin timsali olarak büyük bir örnektir. Hazreti Asiye Firavun gibi kuşkucu birinden kaynaklanan tüm zorlukların üstesinden gelmiş, aklı ve zekasıyla sorunları aşıp bir büyük peygambere annelik etmişti. Her Osmanlı kadını Asiye gibi olmak ister. O örneğin ışığında ailesine yönelik tüm saldırıları püskürtmeyi başarırdı. Dördüncüsü Hazreti Meryem Horlanıp dışlanmasına rağmen oğlunu doğurup büyütmüş, kadın kimliğiyle tüm hayata meydan okumuştu. Osmanlı kadını da yeri geldiğinde tüm hayata meydan okur, bir anda meryemleşip tüm tehdit ve tehlikeleri göğüslerdi. Beşincisi Hazreti Hatice. Efendimizin peygamberliğini ilk o öğrenmiş, ilk o tabi olmuş, maddi manevi tüm varlığını peygamberi Alişan'ın emrine tereddütsüz tahsis etmiş, bu teslimiyeti ve kararlılığıyla da Allah'ın selamına mazhar olmuştu. Efendimiz ondan şöyle bahsediyor. Bütün insanlar beni yalanlarken o beni tasdik etti. insanlar benden kaçarken o beni malıyla destekledi kız çocuklarının ihtiyaç fazlası sayılarak diri diri toprağa gömüldüğü bir dünyada Hazreti Hatice aşık olduğu erkekle evlenme iradesini gösteriyor. Hazreti Hatice validemizin bu tavrı erkek egemen bir dünya düzenine derin ve anlamlı bir meydan okuyuştur. Bu bakımdan sadece Müslümanlığıyla değil, meydan okuyan kadınlığıyla da Osmanlı kadınına örnek ve önder olmuştur. Altıncısı Hazreti Ayşe. Erkeklerin iftirasına meşhur ifk olayına uğrayıp herkes tarafından terk edildiği dönemde bile dimdik ayakta kalabilmiştir. Osmanlı toplumunda kadına bu çerçevede bakılmış, her kadın biraz Havva, biraz Asiye, biraz Meryem, biraz Hatice, biraz Ayşe, nihayet potansiyel anne ve anne olarak hürmet görmüştür. Dini ve milli geleneğimizde bunlar var. Yarın inşallah Osmanlı kadınının haklarından söz edelim. Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit